Altan Sancar'a ve e, İzmir düğümü bugün nasıl çözülecek? Yani bundan birkaç hafta önce Tunç Soyer yeniden aday gösterilecek e, dediğimizde e, çok da ihtimal vermiyorduk değil mi hep beraber buna? Çok düşük geliyordu ama bugün baktığında Tunç Soyer bayağı güçlü bir şekilde yine potada. Yanılıyor muyum? Sanırım o düğüm çözüldü. Yani böyle bir bilgi var. Hatta ben CHP'nin genel başkan yardımcılarından da teyit ettim. Şu şu dakikalarda Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde CHP genel başkanı Özgür Özel'le de bir görüşme yaptı. Zaten 35 plakalı bir panel tipi bir araçla CHP genel merkezine geldi. Ee, CHP Genel Başkanı Özgür Özer'le de bir görüşme yaptı. CHP Genel Başkan yardımcılarından bazıları da başka partili kaynaklarda Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak CHP MYK'sına ve parti meclisine sunulacağını belirttiler. Ee, Karşıyaka şu an Belediye Başkanı değil mi? Evet. Cemil Tugay mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı aynı zamanda. Ve e, parti meclisi aslında 15'te başlayacaktı. Özel Tugay görüşmesi nedeniyle biraz sarkmıştı. E, bu sebeple e, şu dakikalarda e, düzeltiyorum MYK toplantısında başlamasını bekliyoruz. E, Tugay özel görüşmesi de yapıldı. Çeşitli konuları ele aldıklarını söylediler. E, uyumlu çalışılabilecek e, şekli ele aldıklarını biliyoruz. En nihayetinde Özgür Özel'in aklındaki isim olduğu da belirtilen ki geçen Cuma günü de Özgür Özel'in toplantıda 3 aşağı 5 yukarı önereceğimiz isim belli sizlerin önerisine sunacağız demişti MYK ve parti meclisi hı hı. toplantısında. Şu dakika itibariyle evet. tabii ki parti meclisinde ve MYK'da ne gibi sürprizler yaşanır bilmiyoruz ama gördüğümüz şey şu CHP'nin yönetim ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK ve parti meclisine Cemil Tugayı önerecek. Peki Altan, diyelim ki Cemil Tugay e, oldu yani. E, ben biraz şunu merak ediyorum. E, i̇şte bir ilgezdi tartışması var mesela. E, birazdan onu konuşacağız zaten e, seninle. E, ya da işte bundan birkaç gün öncesine göre e, birkaç gün önce yine İzmir üzerinden değil mi pek çok habere e, tanıklık evet. ettik. Yani evet. bu isimde karar kılındıktan sonra. Sular durulur mu CHP'de yeni bir tartışma başlar mı? Yani yeni bir tartışmanın fitilini, yeni bir istifanın fitilini ateşler mi? Böyle bir beklentin var mı? Şöyle bir durum var, ee, biraz toparlamam gerekecek orayı çünkü hem e, CHP'nin mevcut yönetimiyle görüştüm hem de CHP'nin eski yönetiminden. Bazı genel başkan yardımcılarıyla yayından birkaç dakika öncesinde de telefonlaştık. ile ee, özel geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiler biliyorsunuz. E, Ahvatlı Bel'de bir görüşme oldu. Oradan şöyle bir bilgiyi biliyoruz, o da şu. Kılıçdaroğlu Özel'e herhangi bir isim için aday olup olmamasına dair bir şey söylenmedi denmişti. Fakat bugün CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından biriyle görüştüğümde şu bilgiyi aldım. CHP'nin 7. genel başkanı Kılıçdaroğlu Özel'e şunu söylemiş. Tunç Seher benim açımdan kırmızı çizgi ancak en nihayetinde yönetimde siz varsınız. Olmayacaksa bile Cemil Tugay olmasın. Demiş. Aynı zamanda iki isim daha söylemiş. Bu iki isim de Rıza Akpolat ve Gökhan Yüksel. Ee, geçtiğimiz hafta adaylıklara ilan edilen iki isim. Ee, iki, bu üç ismin aday gösterilmemesini rica etmiş ya da böyle bir öneride bulunmuş. Üç isim de şu an itibariyle adaylaşacak gibi görünüyor. Ee, buradan şuraya geleceğim. Battal İlgezli tartışmasıyla birlikte CHP'de sura, sular durulur mu? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu dakika itibariyle Cemil Tugay'ın adaylığı neredeyse kesin gibi. Parti meclisinde kesinleşecek elbette kim çıkarsa çıksın Cemil Tugay çıkmasın Tunç Soyer çıksın Tunç Soyer çıkmasın Filiz Hanım çıksın yani Buğra Bey çıksın kim çıkarsa çıksın bu tartışmayı yaşayacak Cumhuriyet Halk Partisi hmm. bunun artık kaçar yolu yok çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay hesabı çoktan başladı ve bu kurultay hesabının kilitlendiği, kilitlendiği odaklandığı yer İstanbul Ekrem İmamoğlu eğer Ekrem İmamoğlu ee, İstanbul'dan bir seçim zaferiyle çıkacak olursa bu kurultay tartışması denenecektir. Ama denense dahi başlamadan bitecek bir ihtimaldir. Fakat eğer e, CHP açısından kötü senaryoyu da söyleyelim. İmamoğlu karşısında çok sayıda aday olacağı için söylüyorum. Ee, kazanamadı diyelim. O zaman eski yönetim bir kurultay çağrısı yapacak. Delege imzasıyla bir kurultay çağrısı yapacaktır. Bugün belediyeler üzerinden yaşanan tartışmanın temelinde şişli olsun ee, Ataşehir olsun, yarın bir gün Kadıköy, yarın bir gün Perşembe günü Çankaya, bugün İzmir olsun. Tüm bunların temelinde aslında bir kurultay hesaplaşması var. Tamam. Bir ama şimdi Altan, orada e bence şöyle tam bu aşamada çok kritik bir soru bu seçim çalışmasına e, yönelik olacak. Ama ben önce bir e, işte Battal İlgezdi Ataşehir'den dördüncü kez aday gösterilmedi. Sonra istifası dedi ki işte Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor. İsmail Saymaz'a konuştu CHP lideri Özgür Özel yok öyle bir şey dedi. Pek çok örnek verdi Kılıçdaroğlu'nu destekleyip de e, belediye başkan adayı yapılan e, örnekler verdi. En son olarak da il İlgezdi bugün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ben onu da bir hatırlatayım e, seyircilerimize ve o sosyal medya paylaşımında Ada e, aday gösterilmediği için istifa ettiği iddiasını yalanladı. E, ve diyor ki orada 26 Ocak Cuma günü sabah saat 9'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamıma davet ederek, makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu Ateşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve parti meclisi henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı. Dolayısıyla diyor ki ben diyor tam aksine yani aday gösterilmediğim için değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettim ifadesini kullanıyor. Şimdi Altan Sancar bu açıklamayı da hatırlattıktan sonra sen az önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme ve e, meseleye nasıl yaklaşıldığına dair işte İzmir üzerinden e, işte Ataşehir üzerinden kurultay süreçleri hatırlatarak bir yorumda bulundun. Şimdi dolayısıyla buradaki kritik sorulardan biri bence şu. Peki bu seçim kampanyası döneminde CHP örgütleri tek vücut halde adaylar için çalışabilecek mi? Mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için çalışabilecekler mi? Bunun önünde yoksa bu süreçte ciddi engeller ve riskler var mı?